Thank you. All right. Tamam, kaldı bir yer gelmeye. Ders arasında bir indirin geldi. Bunlar epeyce geliyor. Haftada bir kesin geliyor. Arkadaşlar, bizim firma özellikle bizim okuldan mezun yazılım mühendisleri arıyor. Fırakına göre maaşlar çok yükseliyor ama bizim okuldan olması gerekiyor. Adam firmasında Sibelsoft tanıyorsunuz herhalde. Bu tür e-maillerden çok geliyor. Sebebi de biraz önce söyledik ya, hani bazı şeyler var, detay gibi geliyor insanlara ama detay değil esasında. Yani bu okulun müfredatı değil, öğrenimin müfredatı ayarlarken birkaç tane mühendis bu işi yapmış adam oturdu. Bu olsun, şunlar anlatılsın, şunlar önemliyse falan filan diye tasarlandı. Türkiye'de yazılım mühendislerinin durumu çok acınacak bir şeyde olduğu için yapacağınız ufak bir fark diğerlerine göre büyük farka falan filan yol açıyor. Özellikle bu okuldan bize gönderin, özellikle bundan gelsin falan laflarını çok duyuyoruz. Bazılarınız aranızda hani şimdi yoklamayı verdim orada çok görüyor, 8. defa alıyor, 20. defa alıyor, 30. defa alıyor falan. O tür arkadaşların bazıları hepsi değil. Bazıları ya işte ders uzunsuz, zor, gereksiz, ne parametre alsan olur, almasan olur falan filan. Onları anlatmadığını bilmediğiniz zaman da normal sıradan Türkiye avarajında bir mühendis olup çıkıyorsun. Kimse seni okulunla beraber bu okuldan olsun falan filan diye aramıyor. Aradıkları ne işte otçülü olsun, boğaçülü olsun, ütülü olsun. O da iyi ütüklerinden falan filan değil. Giren adam zaten Türkiye'nin ilk birinden girmiş. Zaten kendi gayretiyle falan filan. Yoksa bana ihtiyaç yok burada kendiniz gayret gösterecekseniz. Biz birazcık daha yardım etmeye çalışıyoruz burada. Yani bu türlü şeyler, ne diyeyim, detaylar falan önemsiz detaylar değil. Bildiğimizden anlatıyoruz bunları. Ben bu işin mühendisliğini yaptım 8 sene, 10 sene. Bu işten bayağı sıkı para kazanan yerlerde yaptık. Bunların önemli olduğunu, işe girerken ne sorulduğunu, çalışma hayatında nelerin işe yaradığını falan biliyoruz. Onları söyleyerek anlatıyoruz. Bunlar hikaye değil, tamam mı? Hikaye değil, öğrenmeniz lazım bunları. Ve her zaman söylediğim gibi yarım yamalak öğrenmeye çalışmayın. Ya KANS yazmasam ne olur, geçsem ne olur, bir CC versen ne olur? Hayır, yok, KANS'la öğreneceksin. Public'le, private'le öğreneceksin. Belki burada oturuyordur arkadaşlardan bir tanesi vardı, bilimsel hazırlık sınavında. Yok, private'ı yazmamış. Ya private yazsan ne olur, yazmasan ne olur? Yazınca bu çalışmıyor mu? Bayağı bir tartıştık. Yok, private'ı yazmadıysan object oriented programı bilmiyorsun demektir. Çalışıp çalışmaması zaten bank account'ı kimse siz hayatınızda yazınca uyduruktan oyuncak problemler bunlar. Uyduruktan problemler. Problem büyüdüğü zaman bunlar şey çıkmaya başlıyor. Dediğim farklar ortaya çıkmaya başlıyor. O gözle bakın bunlara. Birazcık sabredeceksiniz. Sıkı çalışın. Sıkı çalışın dediğim zaman da günde 10 saat çalışmanızı beklemiyoruz. Ders saati kadar kendiniz en az o kadar zamanı harcarsanız ağlamayacak adam yok bu sınıfta bu dersen. Ben ondan değilim. Ya buraya giren adam kaçıncı geldi sizin geldiğiniz senede 51.yi falan mı alıyorduk biz? Türkiye 51.si milyon kişi arasında bu dersen kesinlikle ağır. Ondan ben eminim. Gayret göstereceksiniz. Tamam. Negatif düşünmeyin, negatif çalışmayın. Aleyhimize yapılan propagandaya falan aldırmayın. Onlar öyle propagandayı yapıyorlar ama kendileri de bir yerde iş buldukları zaman 2 sene sonra gelip hocam öyleymiş falan filan diyorlar. O türlü e-maillerden de çok alıyoruz. Negatif düşünmeyin, pozitif düşünün her zaman için. Gayret edin, bu dersin geçilmeyecek bir tarafı kesinlikle yok. Tamam, bir önceki örnekten yola çıkarak parametreleri, fonksiyonlara, yollama şeylerine, metotlarına konuşuyorduk. Parameter passing methods. Call by value olabilir, call by reference olabilir. Biraz öncekinde o private fonksiyonda özellikle dışarıdan double aldığı zaman, integer aldığı zaman şunlar. Şunlar. İşaret dediğim şeyler. Bunlar mesela dışarıdan double almış, dışarıdan double almış. Ya da dışarıdan integer alanları falan da var mesela bunlar. Dışarıdan integer almışlar bunlar. Bunlar hepsi call by value. Tamam mı? Call by value. Ama büyük obje almaya başladığı zaman mesela is larger gibi, bank account'u gördüğünüz gibi call by reference almış ama constant yapmış. Bu daha önceden bizim bildiğimiz, yapmaya çalıştığımız bir şeydi. Tamam mı? Call by reference yapıyorduk. Call by value yaptığın zaman kopyalama var. Call by reference yaptığın zaman kopyalama yok.
adresin gitmesi var gizli bir şekilde. Adresin gitmesi var. Aradaki fark simple tipler için, simple basit tipler için, integer double falan gibi tipler için, boolean tipler için negligible. Çok az bir fark var arada. Belki de aynıdır. Yani call by value ve call by reference yapmak double için, integer için, boolean için aynı maliyette. Tamam mı? Çağırma maliyeti, CPU kullanımı, hafıza kullanım bakımından aynı maliyette. Ama sınıf tipleri için iş karışıyor. Yani sınıfın içerisinde, objenin içerisinde çok fazla veri varsa kopyalama maliyeti adres kopyalamaktan daha fazla zaman almaya ve hafıza almaya başlıyor. O nedenle class tipleri için clear advantage var call by reference yapmakta. O nedenle bir fonksiyona bir sınıfın objesini yollarken call by reference ile yollarız biz genelde. Call by reference ile yolladığı için de bu fonksiyonun değiştirme riski var. Eğer fonksiyonun değiştirmesini istemiyorsanız const bir fonksiyonsa o zaman başına const'a şartları yapıştırıyorsunuz ki hem çağırma kostundan kaçınmış olalım hem de değiştirme riskini ortadan kaldırmış olalım. Tamam mı? Const parametre burada argümanı korumak için sık kullandığımız bir yöntem. O nedenle bizim burada kullandığımız yöntem doğruydu. Burada double'ı gördüğünüz gibi burada referans olmadan, const referans olmadan yolladık. Call by value yaptık ama izlerce için bank account'ı call by reference'a ve constant'a yolladık. Bu doğru bir çağırma şekliydi. Tamam. Bunu yapacaksınız. Sınavda istediğim zaman da yapacaksınız. Ödevde istediğim zaman da yapacaksınız. Sınavda da ben şunu yapın derken orada altına küçük bir not yazarım. Yazmam da belki. Object oriented prensiplere uygun yazacaksınız derim. Belki demem de yani yapmak zorundasınız. Bunları hocam söylemedi ki bana ben nerede bileyim kas koyacağım falan dememeniz lazım. İşin kuralı bu. İşin kuralı bu. Diğer türlü dediğim gibi object oriented programlar yapmamış oluyorsunuz. Cast with member functions. Member function'da output ne diyor? Ben söz veriyorum. Üzerinde çalıştığım objeyi değiştireceğim. Get parlası o şekilde. Get parlası o şekilde. Şeyi hatırlayın. Daha önceden izlacı nasıl iki tane parametre alıyordu? Birinci parametre ve ikinci parametre. Account 1, account 2 diyordu. İsimleri de güzel bakın. Global olduğu zaman account 1, account 2 iki tane parametre alıyor. Member function olduğu zaman tek parametre alıyor. Parametrenin biri zaten benim, diğeri de bu. Diğerini değiştirmeyeceğine bu şekilde söz veriyor buraya const'la. Kendisini değiştirmeyeceğine bu şekilde söz veriyor. Eğer global olsaydı iki parametre alsaydı ikisinin başına const yapıştırıyordu. Bu const'ın manası dolayısıyla kendisi üzerindeki hikaye. Kendi üzerindeki hikaye. Tamam mı? Const fonksiyonları, const with member function'ı bu şekilde çalışıyor. Çok önemli bu. Buraya const'larına gerekli olduğu durumlarda koyacaksınız. Gerekli olduğunu koyacaksınız. Const'ın kullanılması çok önemli. Compiler'a verebildiğiniz kadar bilgi veriyorsunuz. Şöyle bir şey var Const'la ilgili. 10 milyon satırlık bir programınız var. Hem tamamen kendiniz geliştirdiniz. Const'ları falan mükemmel yerlerine koydunuz. Compiler'de her şey çok güzel çalışıyor, mükemmel çalışıyor. Sonra döndüm. Tamam mı? Programın içerisindeki tüm Const laflarını, Const keyword'lerini bulup teker teker sildim. Compile ettim. Program compile olur mu? Olur değil mi? Yani çünkü tüm kansların hepsini sildim. Kansların hepsini silmek demek. Alo. Ben şu anda dersteyim. Onunla ilgili bir size mesaj yolladım biraz önce. Yani bir cevap verebilsek cevap bekliyorlar bizden çünkü. Ben şu anda ders değil de çıkınca arayayım size. Kansları sildim. Program compiler. Niye compiler olmasın ki? Çünkü ben kanslara ne diyordum? Ben bunları değiştirmeyeceğim. Değiştirseydim program zaten compile olmazdı. Tüm amacıma hizmet etti. Değiştirmedim. Çünkü compile ettim her şeyi. Değiştirmediğimden dolayı da kansları sildiğim zaman zaten kendimi daha serbest bıraktım. Dolayısıyla programın compile olması lazım. Dolayısıyla bazıları şunu düşünebiliyor. O zaman count kullanmasaydım da aynı programı çalışıyordum. Aynı verimlilikte çalışan, değil mi? Aynı verimlilikte çalışan, tıpatıp aynı output'u üreten, aynı compile'dan geçen bir program. Count var, count yok. Arada fark var mı? Bunların yok. Karşıdan baktığın zaman yok. O zaman bu count'ı niye kullanıyoruz biz? Değil mi? O zaman bu count'ı niye kullanıyoruz? Cevabınız ne olur böyle diyen birisine?
Değiştirmeyeceğime garanti veriyorum. Ben bir şey tamam. Değiştirmeyeceğime garanti veriyorum yani. Zide zaten değişmeyecek ki programı yazmışım, bitmiş olmuş, kompa etmişim, müşteriye göndermişim. Ama içini bilmiyor. Ya değiştiriyorsan, öyle söylemeyeyim. Müşteri programı kullanıyor, müşteride kod erişim yok ki. Yazana kadar ki olan süreç için. Bir daha söyle. Yazana kadar, programı tamamlayana tamam, kadar. Tamam oldu bitti. Her şey mükemmel çalışıyor. Hans kullanmadım. Bir yanlışlık çıkarsa bilemem. Hani. Yanlışlık yok. Her şeyi debug etme oldu bitti. Müşteri kullanıyor programı. Hesaplama konusunda. Hesaplama konusunda. Yani işte normal işte compile error değil. Hesaplamalarda bir hata çıkarsa. Hesaplamada hata çıkarsa o constant'ı değil. Yani constant'ı ne bozar? Atama bozar değil mi? Atama yapıyorsun. Hesaplama sonunda yanlış atama yapılmaz ki. Atama atamadır. Bu negatiflik, pozitiflik değil ki. Runtime'da constant'ın hiçbir önemi yok. Compile time'da var. Geliştirme aşamasında dikkat etsin. Hiçbir program, yazılım dünyasının tek değişmeyen kuralı değişimdir. Bunu söylemiş miydin daha önce? Kesin söylemişimdir. Değişecek programımız eğer ölmediyse, müşterisi varsa, müşteri ertesi gün size diyecek ki abi program çok güzel olmuş, şunu değiştirsene. Program çok güzel olmuş, bunu değiştirsene. Korkacağınız şey, müşterinin hiç telefon etmemesi, tamam mı? Demek ki kullanmıyorlar, daha bir daha satın almayacaklar, sizin yüzünüze bile bakmayacaklar. Değiştirme isteyecekler. Değiştirme istediği zaman da bir yeni fonksiyon eklediniz, yeni fonksiyonu değiştirmemeniz gereken bir şeyi değiştirdiniz. Kans olması gerekiyordu, kanslıktan çıkardınız, atama yaptınız. Compiler'e ondan sonra yardım etmeyecek. Çünkü kansların hepsini kaldırmış olur. Kanslar bizim için, compiler için değil. Programın hızlı çalışması için de genelde değil. Bazen hızlı çalışabilir ama genelde değil. Yani all or nothing approach. Yani kansı ya kullanırsın ya kullanmazsın. Hiç kullan yani bazı fonksiyona da kans kullanayım, bazen de kullanmayayım olmuyor. Çünkü bir fonksiyonu çağırırken kans bir fonksiyon. Ne demiştik? Welcome diye bir fonksiyon vardı ya, kans da o değil mi? Kans neyi çağırıyordu? Welcome, output çağırıyor. Output da const. Welcome, const olmayan bir fonksiyon çağıramaz. Tamam mı? Dolayısıyla karıştıramazsın onları. Bazı fonksiyonların benim const olması gerektiği halde const olsun, bazıları da const olması gerektiği halde const olmasın. Şurada ben eğer welcome'da, şuradaki welcome'da output'u, output const ya, output'u const yapmasaydım output'u çağıramayacaktım. Çağıramayacaktım. Ya hocam output bir şey değiştirmiyor ki, önemli değil. Compiler ona izin vermiyor. Output const olmadığı için çağıramazsın diyor. Output'u const yapmam lazım. Const olmadan şuradaki output'u welcome onu çağıramaz. Tamam mı? Get balance, tamam mı? Get balance const olmadan output onu çağıramaz. Onların const olması lazım. Dolayısıyla eğer const'ı kullanıyorsanız kullanmanız gereken her yerde kullanacaksınız. Kullanmıyorsanız hiçbir yerde kullanmamanız lazım. Kullanmadığınız zaman da compiler'dan bu tür hataları elde etmek, size yardım etmek falan mümkün değil, alamazsınız. O nedenle const'ın kullanılması gerektiği her yerde const'ı kullanacaksınız. Tamam mı? Disinclose class member function parametres. Onu da söyleyeyim. Hem parametre olarak hem de fonksiyonların const olarak bunların olması lazım. Sorusu olan var mı bununla ilgili? Hocam bir örnek vererek anlatabilir miyiz bir daha? Hani işte geliştirmeye yol veriyor dediniz ya, const'ın kullanması. Hani... Mesela const kullanmadım ben. Tamam mı? Const kullanmadım şeyin içerisinde. Output'umu const yapmadım. Output nerede? Output burada, tamam mı? Output'umu const yapmadım. Şurada yanlışlıkla tuttum. Tamam mı? Burada yanlışlıkla tuttum. Böyle yaptım. Normalde bu compile olur değil mi? Yanlış yaptım. Bu benim zaten lokal objem. Burada account dollars. Tamam. Account dollars. Account dollars integer değil mi? Burada aklıma nereden geldi bilmiyorum ama eğer artıyı bulabilirsem arkadaşlar. Artı nerede ya? Gören var mı? Şu. Nerede? Doğru ya, burada. Böyle yaptım. Tamam. Bilmiyorum, böyle yaptım bir şekilde. Account dollars'ı arttırmaya çalışıyorum. Burada account dollars objenin içerisinde private bir data member. Arttırabilirsin bunu. Hem arttırıp hem hafızasını alabilirsin ama burada const yaptığımdan dolayı buna compiler kızacak. Eğer const yapmasaydım bunu output'u, compiler bundan hiç haberi bile olmadan demek ki bunu yapmak istiyormuş diyecek. Tamam mı? Hocam onu anlıyorum ama geçen az önce işte hiç const kullanmasak. Evet, hiç const kullanmasaydın eğer. Ha, aynen. Ve işte geliştirmeye yol vermek hiç için. Hiç const kullanmasaydım compiler buna hata mesajı vermeyecek. Tamam. Kötü bir şeydi.
Ama hist cons kullanmasaydın ve programda bu şekilde olsaydı yine compile olacak. Yani cons kullanmak, mükemmel yazılmış bir programda cons kullanmana bir manası yok, onu diyor. Anladın mı? O zaman ne gerek var? Evet, soru da oydu. O zaman ne gerek var? Hı hı. Mükemmel yazılmış bir programda cons'a gerek yoksa o zaman cons'a ne gerek var? Soru oydu. Arkadaş da onun cevabını verdi. Mükemmel bir programın üzerine birileri bir değişiklik yaptığı zaman tutup buraya yanlışlıkla artı artıya koyarsa eğer cancel olmadığından dolayı hata mesajı almayacak. Cancel olsaydı ama hata mesajı alacaktı. Tamam. Zaten mükemmel program yazabiliyorsanız object oriented programlama yapmayın hiç. Aranızda öyle birileri varsa eğer, ya ben C'de şeyi mükemmel yazıyorum, 3 milyon satırlık kodu bir ayda oturdum, sabah başladım, akşama kadar günde 18 saat yaptım diyeniniz varsa object oriented programlamayla falan uğraşmayın, hatta C'de de uğraşmayın. Doğrudan SMB ile yazın her şeyi. Yani okul falan da okumayın. Boşu boşu 4 yılınızı, 8 yılınızı falan filan harcamayın buralarda. Bizim ihtiyacımız var. Size, sizin bize ihtiyacınız yok. Ama aranızda öyle bir şeyse olmadığına eminim ben. Öyle bir insan yok çünkü. Yok, insanlar öyle şeyler yapamıyorlar. Tamam mı? Otomatik üretilmiş kodlar var, biliyor musun? Otomatik kod üretiyor. Bir şeyler veriyorsun, otomatik kod üretiyor. Otomatik kod üreten sistemlerin içerisine bakın, C kod üretiyor, içerisi Go2 dolu. Yani Go2'yu yapmak yasaktı falan filan. İyi de bu makina. Makine kod üretiyor. Makine ürettiği kod compile olmak zorunda zaten. Tamam mı? Ve bakımı falan da kod üzerinde yapmıyorsun. Kendisi üretiyor, kendisi compile ediyor. O istediğini yapar. İşi olduğu sürece. Çünkü onun ürettiği kod eğer insan okumayacaksa, düzeltmeyeceksin ki öyle olur. İstediği indentation yapmasına bile gerek yok. Ürettiği kodun hepsi birinci satırdan başlar. Hatta hiç satır atlamasına yok. Tek satırlık bir tane kod yazabilir. Olabilir. Otomatik üretilmiş kod. Biz öyle çalışmıyoruz ama. Biz indentation yapmasını seviyoruz, okumasını kolaylaştırıyoruz. Küçük küçük parçalara bölmesini seviyoruz, fonksiyonlarımız bu kadar satır olsun diyoruz. Sınıflardan oluşsun diyoruz, çünkü her bir sınıfı izole edip, arayüzlerini tertemiz yapıp onun üzerinden devam etmek istiyoruz. Başka yere de kullanmak istiyoruz, composition yapmak istiyoruz. O tür şeylerin hepsi bizim için, kans da bizim için. İnsanlar için yani bunlar. Yoksa kans olmadığı zaman, kans olmadığı zaman insanlar rahat bir şekilde CD'inde yaşıyorlar da problem yoktu. Ama dediğim gibi kans kullandığı zaman işler daha da kolaylaşmaya başlıyor. Hani kafanda iki türlü fonksiyon belirliyor. Member fonksiyonu, kans olanlar, olmayanlar. Bunlar sınıfta data member'larını değiştirecek, bunlar değiştirmeyecek. Ne demiştim ben? Global fonksiyon bir veri üzerinde oynarken veriyi değiştirebilir değil mi? Onu yapabilir. Hangi global bunu değiştirdi bilemem. Bir sürü global fonksiyon hepsine erişebiliyor. Private yaptığım zaman datamı sadece sınıfım içerisindeki bazı fonksiyonların diyor. Hangi fonksiyonlar? Const olmayan fonksiyonlar değiştirilir oraya. Eğer bir şekilde şunlar olmaması gerektiği halde negatif kalmışsa onun suçlusu kim? Kim onun suçlusu? Bu değil, bu değil. Bu olabilir. Bu olabilir, bu olabilir ama bunlar iş değil. Const çünkü bunlar. Şu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Değil mi? Negatif olmaması gerektiği halde negatif kalmış onlar bir yerlerde. Nasıl olmuş? Ya constructor'da ya setter'da. Ama welcome ya da isLarger'da olamaz onlar çünkü const'lar. Sen de oraya doğru constant şey ediyor. Ne değiştirir, ne değiştirir, onu biliyorsun. İki türlü kafanda fonksiyon veriyor. Güzel. Java'da cons diye bir şey yok. Bizim bildiğimiz cons diye bir şey yok. Başka bir şeyler var. Onlardan da bahsedeceğiz. İnline fonksiyonlara bakalım. Fonksiyonları sınıfın dışında implement etmek zorunda değilsiniz. Sınıfın içerisinde implement edebilirsiniz. Hatta insanlar genelde böyle yaparlar. Derler ki mesela şu getrate var diye getrate. Doğrudan bunu aynen bu şekilde buraya yazar. Der ki return read noktalı virgül. Noktalı virgül. Tamam. Bu noktalı virgül buraya. Tamam. Bu kadar. Çalışır bu. 32 satırı burada. Read böyle çalışıyordu herhalde. 32 satırı burada implement edebilirsiniz. Bunlara inline fonksiyonlar deniyor. Inline fonksiyonlar deniyor. Inline functions. Tamam. Class member function place implementation for function in class definition diyor. Tamam, bunlar inline fonksiyonlar oluyor. Ve inline fonksiyonları sadece çok kısa fonksiyonlar için, tek satırlık fonksiyonlar için yapıyoruz bunları. Sınıfın içerisinde implementasyonu olabilir. Birazcık object oriented prensiplere aykırı gibi. Ne diyorduk? Biz implementasyonu saklarız. Kullanıcıya göstermeyiz falan diyorduk ama zaten getrate adına bakan adam ne olduğunu biliyor alt tarafta. Yani ufak program yazdıysa getrate tek satırdır. Şeyde rate'de return ediyordur.
diyor. Inline fonksiyonlar görsel açıdan birazcık kötü bizim için ama bir daha dışarıda çünkü getrate yazmak için bayağı bir işkence çekmem lazım. Hatırlıyorsanız getrate neredeydi getrate? İşte sınıfın adını yazıyorsun. Ondan sonra işte burada return tipini yazıyorsun, bunu yazıyorsun, buraya. Bir daha bunu yazmam lazım. Burada 5-6 satır. Onu yapmak yerine doğrudan ben yukarıda getrate'in içerisinde bunu implement edebilirim burada. Yapabilirim. Bu bir görsel açıdan, yazma açısından, kodak açısından benim için kolay. Bir de ikincisi de hani bunlar çok kısa fonksiyonlar ya. Hani bazı C'ciler itiraz ederler buna. Derler ki ya minicik fonksiyon, bunu yazmak yerine şu rate'i sen public yapsan da ben doğrudan el istemem. Hani yaptığı şey rate'i return etmek değil mi? Public olarak el istem, hiç fonksiyon çağırmama gerek yok. Doğrudan account1.rate deyince bana chat diye gelecek o, değil mi public? Onun tehlikesi ne? İyi de sen bunu eriştin, ya değiştirirsen, evet ya değiştirirsen onu, o zaman setrate'i çağırman lazım. Setrate de getrate kadar basit değil. Niye? Setrate'de ne var? Negatif yapamaz diyor. Negatif yaptığın zaman programı senin öldürüyor değil mi? Bitiriyor. Exit ile dışarı çıkıyor. Dolayısıyla kontrol benim elimde. Get kontrolü zor değil. Hemen bu şekilde yaptım ama set kontrolü birazcık daha zor. Şimdi sizler buna itiraz ediyorlar. Sen verimsizsin diyorlar. En ufak bir şey yapmak için set get yapmam lazım. C++'ın cevabı da bu. Eğer fonksiyonu sen inline yaparsan o fonksiyon çağrılmıyor. Ne yapılıyor? Account1.getrate dediğin zaman şuradaki kod oraya şap diye yapıştırılıyor. Kod yapıştırılması var. Aynen preferasyon direktifi gibi. Yani kod fonksiyon çağrılmadan fonksiyonun içerisindeki şu küçücük şey var ya, kod çağrılan yere konuluyor. Anladınız mı? Öyle olunca da çağırma kostu falan gibi bir şey olmuyor. Getrate'in içerisinde sadece rate var, o kadar. Yani tamam. Account1.getrate deyince esasında compiler onu atama account1.rate yapıyorum. Anladınız mı? Getrate değil. Sanki public'miş gibi oraya şap diye yapıştırıyor. Öyleyse ben object oriented kalıyorum. Diğer taraftan da C'nin performansı gibi de performansım oluyor. Inline fonksiyonların compiler açısından önemli bu. Kısa fonksiyonlar inline yaparsanız eğer kodunuzun çağrılması yerine fonksiyonunuzun çağrılması yerine fonksiyonunuz doğrudan kodun içerisine yapıştırılıyor. Çağırmak kostu olmuyor. Tabii fonksiyonun kısa olması lazım. Eğer fonksiyon uzunsa, koskocaman 100 satırlık bir fonksiyonsa her inline fonksiyon çağrılışında o kocaman 100 satırlık kodun kendi kodunuza yapıştırılması gibi bir durum olacaktır. Üretilen kodun size'ını büyütecektir o da. Üretilen makine kodunun size'ını, büyüklüğünü artacaktır. Getrate'in 100 satır olduğunu düşünün ve onu programın içerisinde alt alta 20 değişik yere çağırdığınızı düşünün. 2000 satırlık SMB şap diye programın içerisine yapıştırılacak ve kodunuz büyüyecek, üretilen kod. Gömülü sistemde çalışıyorsanız falan orada hafıza çok önemli. Belki CPU zamanından hafıza daha önemli. Orada o türlü şeyler olacak. Problemler çıkacak. Tamam mı? Inline demek bu demek. Bu arada inline yapmanın tek yolu bu değil. İnan yapmanın yolu bu değil, tek yolu bu değil. Bunu burada değil de sildim bunu buradan. Hala ben şeyde olduğu halde o nokta virgül burada kalmış, tamam. Dışarıda olduğu halde, yani içeride implement etmedim. Dışarıda implement ettim. Dışarıda implement ettiğim zaman şunun başına eğer inline yazarsam inline, gördüğünüz gibi inline C++ keyword'ü, yine bu inline oluyor. Yani çağırma yerine otomatik olarak kodun içerisine şap diye yapıştırılıyor. Compile diyorsun ki bunu inline yap. Sınıfın içerisinde implement etmedim ama dışarıda implement ettim ama inline olmasını istiyorum. Zaten inline kelimesi bir, ne diyelim, compiler için bir tavsiye. Compiler bunu eğer baktık ki çok uzun fonksiyon, inline yapmak zorunda değil. Bazen de çok kısa fonksiyonları compiler otomatik olarak ya ben bunu inline yapayım çok daha verimli olacak diyebilir. Optimizasyon yönteminize bağlı. Eğer CPU çalışmanız için optimize edecekseniz o zaman compiler çoğu fonksiyonu inline yapacaktır çağırmak yerine. Fonksiyon bir defa çağrılıyorsa hayatı boyunca onu inline yapmak en mantıklısı. Niye? Çünkü çağırma kostu olmayacak. Kod büyüklüğü de değişmiyor değil mi? Bir defa çağrılıyorsa. Eğer birden fazla çağrılıyorsa kod büyüklüğüne bağlı olarak bazen inline yapmayabilir. O da var elimizde. O da var. Compiler'a bağlı birazcık. İnan fonksiyonlar bu ama. For non-member functions, yani sınıfın içerisinde olmayan
sınıfın içerisinde olmayan fonksiyonlar için fonksiyonun başına inline keyword'ünü yapıştırıyorsunuz. For class member functions, eğer sınıfın içerisinde implement ediyorsanız bu otomatik olarak inline, sınıfın içinde implement ediyorsanız başına inline koymanız lazım. Sadece çok kısa fonksiyonlar için olması lazım. Eğer daha uzun fonksiyon için inline yapmayı zorluyorsanız compiler'ı, o zaman işi daha da kolay zorlaştırabilir, daha da yavaştırabilir programlar. Tamam. Bunların hakkında konuştum esasında. Eğer fonksiyonu çok uzunsa actually less efficient diyor. Dediğim gibi ama compiler çoğu zaman GCC, bizim kullandığımız Microsoft'un compiler'ı da GCC'de çok uzmanlaşmış compiler'lar. Bunlar neyin inline yapıp neyin inline yapılmayacağını kendileri zaten karar veriyor ama inline'in ne olduğunu siz öğrenin. Burada bizim bank account sınıfımızı ben örnek programdan almışım, buraya yapıştırmışım. Çoğunu inline yapmış, gördünüz mü burada? Constructor'lar. Hatta şu constructor'ı çok rahat inline yapabilirdi, değil mi? Şu constructor'ı nasıl inline yapacağım ben? Diyeceğim ki işte dollars part 0, cents part 0, rate 0. Şurada da yazabilirim. Yani iki nokta üst üste diyecektim. Onu inline olarak rahat implement edebilirdim. Update input output karışık, onları inline yapamam. Ama get dollars, get cents, bunların hepsi gördüğünüz gibi. Hatta şunu bile inline yapmış adam. Birazcık çarpma toplaması var. Onu bile inline yapmış. Setleri yapmamış ama. Onlar da çünkü kontrol var ya, negatif miydi, şuydu, buydu falan. Şunları inline yapmış, kısa olanlarını. Yapılabilir, olabilir. Bazı object oriented'çılar diyorlar ki, ya müşteriye sen bunu gönderdiğin zaman müşteri senin implementasyon detayını görecek. De yani return rate'in ne implementasyon detayı var ki? Belki şurada var bir şeyler ama bunlar da yok. Bunları yapabiliyor. Tamam, var mı sorusu olan? Oradan kitaptan alınmış. İlk kodu buraya yapıştırdım. Çok sessizleştiniz ya, soru sorun bir tane. Soru. Evet. Dediniz ya fonksiyon, ben kendimi değiştireceğim. İlk sorum senin. Evet. Hayırlı olsun. Sor. Sonuna kontrolümüzde. İçinde mesela direkt rate'e ulaşıp değiştirmiyor da set rate'le değiştiriyor. Öyle bir şey yapabilir. Asla mı değiştirmek istemiyorum? Output const değil mi? Output evet. Set rate'i çağıramaz. Çağırsa set rate'i çağırdığı zaman hata verir. Çünkü output const değil mi? Output rate'i kendisi değiştiremeyeceği gibi rate'i değiştirecek birisini de çağıramaz. O zaman const olmasının bir manası olmaz. O yüzden doğrudan hata. Doğrudan hata. Input ama set rate'i de çağırabilir, output da çağırabilir. Bunlar non-cons fonksiyonlar. Non-cons fonksiyonlar cons fonksiyonları çağırabilir. Ama non-cons fonksiyonlar non-cons fonksiyonları çağıramaz. Hangisi daha genel? Non-cons'lar daha genel. Non-cons'lar istediğini yapıyorlar. Değiştireni de çağırıyor, değiştirmeyi de çağırıyor. Ama cons'lar sadece cons fonksiyonları çağırabilir. Sadece cons fonksiyonları çağırabilir. Şunu karıştırmayın ama. Output kendi içerisinde tutup, output kendi içerisinde bir tane bank account objesi yapıp onun set rate'ini falan çağırabilir. Anladınız mı? Output denen fonksiyon kendi içerisinde bir tane lokal olarak bank account objesi yapıp geçici bank account objesi onun set rate'ini falan tabii ki çağırabilir ama kendi üzerinde bir şey çağıramaz. Kendi üzerinde bir set rate ya da update ya da input'u çağıramaz. Güzel. Hocam son dediğinizi bir daha söyler misiniz? Ben son söyleyeyim mi? Output denen fonksiyon set rate'i çağıramaz. Update'i de çağıramaz. Input'u da çağıramaz. Niye? Onlar non-const. Ama output bir bank account objesi yapıp bank account A deyip, tamam mı? A nokta set rate'i çağırabilir. Niye? Değiştirdiği A objesi kendisi değil. Tamam. C++ 11'in yeni bir tane eklentisi var. Esasında şey çok garip, yani C++'ı yeni öğrenen birisi için ha C++ 11 olmuş ha 98 olmuş niye bunlara ayırt edip gösteriyorsun falan diye düşünebilirsiniz. Herhalde kitap da öyle yapmış, hep ayrı C++ 11'leri ayrı ayrı anlatmış. Eski kitaptan birazcık farklı yani, yoksa kitap baştan sona mı yazması gerekiyordu falan. Öyle düşünmeyin, hayır.
C++ 11 özelliklerini ayrı öğrenirseniz, eğer elinizdeki compiler bu özellikleri desteklemiyorsa, tamam mı?